Mesut musun? 6 Şubat depremlerinin birinci yılında AKP Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu'ndan şaşırtan imar vaadi geldi. AKP'li Başkan Küçükoğlu, Avcılar'ın birinci derece deprem bölgesi olmasını yok sayarak artı bir kat imar artışı yapmayı vaat etti. Kentsel dönüşüme ilave bir kat geliyor. Bu sözlerin sahibi AKP'nin İstanbul Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu. Küçükoğlu yerel seçim vaadi olarak birinci derece deprem alanı olan Avcılar'da artı bir kat imarı izni vaat etti. 1999 Gölcük depreminde İstanbul'un en çok etkilenen ilçelerinin başında geliyordu Avcılar. 1823 konut ve 326 iş yerinin yıkıldığı ve ağır hasar gördüğü Avcılar ilçesinde 270 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin üzerinden geçen 25 yılda ne İstanbul ne de Avcılar tam anlamıyla depreme hazır. Bu nedenle başkan adaylarının seçim vaatlerinde deprem özel bir başlık olarak yer alıyor. Özellikle de depreme dayanıklı konutlar ve yatay mimari öne çıkıyor. Hal böyleyken AKP Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu'nun bu vaadi tepki çekti. Kentsel dönüşüme ilave bir kat geliyor. Küçükoğlu'nun yurttaşa daha fazla kat imarı vaat etmesi akıllara AKP İstanbul Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un yatay mimari vaadini getirdi. İnsanımız bana depreme hazırlık noktasında ne yapacağımızı, kentsel dönüşümü, deprem dönüşümünü soruyorlar. Kurumun Avcılar dahil 39 ilçede gerçekleştireceğini söylediği yatay mimariyle Küçükoğlu'nun artı bir kat imar artışı vaadi birbiriyle çelişti. 5 yılda 39 ilçemizde yatay mimari eksenli komşuluk ilişkilerini odağına alan, nüfusu tek bir kişi bile artırmayacak olan tam 650 bin konut inşa edeceğiz. Tuzla Piyade Okulu'nda bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan tartışmaya ilişkin başlatılan soruşturmada 7 teğmen ihraç edildi. Yüksek Disiplin Kurulu soruşturmayı genişletme kararı aldı. Gülen Cemaati'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik olduğu belirtilen bir başka soruşturmada da 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Devletimizin bekası, ülkemizin savunma ve güvenliği için. Tuzla Piyade Okulu'nda 10 Kasım Atatürk'ü anma töreninde bir teğmenin yakasına Atatürk fotoğrafı takmamasıyla başlayan kavga idari soruşturmaya dönüştü. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından başlatılan soruşturmada kavgaya karışan 7 teğmen hakkında ihraç kararı alındı. WhatsApp yazışmalarına ulaşan kurul idari soruşturmayı genişletme kararı aldı. Milli Savunma Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'nun kararını onadığı takdirde teğmenlerin 7'sinin ihracı kesinleşerek soruşturma genişletilecek. Olayın ardından hazırlanan raporda yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren 4 teğmenin ihracı istenmişti. Disiplin Soruşturma Heyeti 405 numaralı koğuşta kalan 3 teğmenin de ihracını talep etti. Teğmenlerden sorumlu alay komutanı albay ile bölük komutanı bir üst teğmen de yaşanan olaydan sonra görevden uzaklaştırıldı. Gülen Cemaati'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik bir başka soruşturmada 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca mahrem hizmetler yapılanması olarak belirtilen soruşturma öncesinde de 11 personel daha ihraç edilmişti. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi 2024 yılının ilk ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. BESAR yıllık enflasyonun %107,53, gıda enflasyonunun ise %113,67 olduğunu açıkladı. Kamu emekçilerinin yıllık enflasyonu 107,53, yıllık gıda enflasyonu ise 113,67 olarak gerçekleşmiştir. Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi BESAR 2024 yılının ilk ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Büro Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Özer Avanaş, TÜİK 2024 yılı Ocak ayı enflasyon verilerinin aylık 6,70, yıllık ise 64,86 olarak açıklandığını hatırlattı.
Kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırmasına değinen Avanaş yaşanılan artışa dikkat çekti. Kamu emekçilerinin enflasyon sepeti araştırması sonuçlarına göre BES TÜFE'de bir önceki aya göre %7.67, bir önceki yılın aynı ayına göre %7.53 oranında artış gerçekleşmiştir. Kamu emekçileri enflasyonu %7.67 olmuş ve enflasyon farkı dikkate alınmadan %15'lik zamdan sadece 7.33'lük bir puan kalmıştır geriye. Avanaş toplu iş sözleşmeleriyle emekçilerin cebinden para alındığını vurguladı. Toplu iş sözleşmesiyle verilen %15 zamın yarısı emeklilerin ve dar gelirlerin cebinden alındığı anlaşılmıştır. Alım gücümüzün gün be gün eridiği bir süreçte hükümet ve yandaş sendikanın emekçilere ve kamu emeklilerine kurduğu tuzak daha da anlaşılmıştır. TÜİK adrese dayalı nüfus kayıt verilerini açıkladı. Türkiye'nin nüfusu 2023'te bir önceki yıla göre 92.824 kişi artarak 85.372.377 kişi oldu. Türkiye İstatistik Kurumu 2023 yılı nüfus verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde Türkiye nüfusunun 2023 sonu itibariyle önceki yıla göre 92.824 kişi arttığı görüldü. 2023 yılı sonu itibariyle Türkiye nüfusu 85.372.377 kişi oldu. Böylece nüfus artış hızı binde 1.1 oranında gerçekleşerek 2007 ile 2023 yılları arasındaki en düşük artış oranını yakaladı. TÜİK verilerine göre 2023 yılında en kalabalık iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olurken İstanbul'un nüfusu önceki yıla göre 255.027 kişi azalarak 15.655.924 kişi oldu. Diğer yandan 2022 yılında kentlerde yaşayan nüfus ülke nüfusunun %93.4'ünü oluştururken bu oran 2023 verilerine göre %0.6 azalarak %93 olarak gerçekleşti. Bu verilere göre köy nüfusu kent nüfusuna oranla %0.6 artış gösterdi. İllere göre nüfus artış hızının da paylaşıldığı verilerde deprem bölgesindeki nüfus değişimi dikkat çekti. Buna göre depremin en çok etkilediği illerin nüfus artış hızı şöyle oldu. Malatya nüfusu 2022 yılında 4.8 artış gösterirken 2023 yılında -89.91 azalış yaşadı. Hatay'da 2022 yılında nüfus 9.1 artış olurken depremin etkisiyle bu oran 2023 yılında -87.6 oldu. Depremin merkez üssü Maraş'ta 2022 yılında 5.2 olan nüfus artışı 2023 yılında -53, Adıyaman'da 2022 yılında 4.8 olan nüfus artışı 2023'te -48.7'ye düştü.